Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Pedro Poroshenko, CNN Türk'ten Hilken Doğaç Boran'a konuştu. Poroshenko, Rusya'nın Ukrayna işgalinin küresel bir boyut aldığını ve 3. Dünya Savaşı'na evrilmeye başladığını söyledi. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Mariupol'deki Ukrayna askerleri için arabuluculuk teklifini takdir ettiklerini de ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Son konuştuğumuzda kısmen işgal altında olan bir Kiev'den bize bağlanmıştınız. Şimdi ise hem Ukrayna'da hem de dünya çapında birçok şey değişti. Şu an neredesiniz ve orada durum nasıl? Now I'm in Kiev. I stay in Kiev. Şu an Kiev'deyim. Rus işgalinin ilk gününden beri Kiev'de kaldım. Kiev'den ayrılmadık. Kiev için savaştık. Putin'i Kiev'den kovuşturduk. Rus askerleri bir noktada olduğum yerden 10 kilometre uzağa kadar gelmişti. Putin Kiev'i çok yoğun bir şekilde bombaladı. Kievliler arasında çok can kaybı var. Bölge yerle bir edildi. Buça, Hostomel, Vorzil, İrpin. Bunlar Rus katliamlarının sembolleri haline geldi. Rus askerleri kadınlarımıza, çocuklarımıza tecavüz etti ve onları öldürdü. Daha dün New York Times'ın bir araştırması yayınlandı. Elleri bağlı erkeklerin infaz edildiği videolar ortaya çıktı. Direkt olarak sivillere hedef aldıkları videolar. Bunlar insanlığa karşı işlenen suçlardır ve sorumlusu Putin'dir. Tüm askeri suçlular Lahey'deki dava sonuçlanınca hapse girecek. Ama geçtiğimiz hafta güneydeki Herson'u ve Mykolaiv'i ziyaret ettim. Burada yoğun çatışmalar sürüyor. Kramatorsk ve Donetsk bölgelerini de ziyaret ettim. Ülkenin doğusunda da çok büyük bir savaş veriliyor. Buradan Rusları Belarus sınırına geri püskürttük. Ama Putin'in askerleri sivilleri hedef aldığı için büyük felaketler yaşandı burada. Şu anda savaş ülkenin doğusunda ve güneyinde yoğunlaşmış durumda. Harkiv civarında başarı elde ettik. Ben de size bunu soracaktım. Cepheyi ziyaret ettiğinizi söylediniz. Ukrayna askerlerinin morali ne durumda? Uzun süre savaşacak durumdalar mı? Ruslar konusundaki izlenimleriniz nedir? Onlar ne kadar devam edebilir sizce? Çünkü konuştuğum uzmanlar Rus ordusunun işgali uzun süre devam edemeyeceğini söylüyor. Sizce savaşın sonuna yaklaşıldı mı? Öncelikle 2014-15'te ben ve ekibin tarafından kurulan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bence Ukrayna ordusu hem dünyayı hem de Putin'i şaşırttı. Ülkemizi, devletimizi kurtardılar. Aradaki farktan bahsedecek olursak, en belirgin unsur motivasyon. Ukrayna askerleri toprağımız için, aileleri için, kadınları, çocukları, yaşlıları için savaşıyor. Benim ebeveynlerim burada Kiev'de gömülü. Asla pes edemeyiz yani. Rus askerlerine burada ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda kimseden net bir cevap alamıyorsunuz. Esir alındıklarında Rusya'da, Belarus'ta tatbikat yapıyorduk. Yolumuzu şaşırmışız diyorlar. Bu doğru değil. Bu deli Putin'in dünyanın istikrarını bozmaya çalıştığının kanıtıdır. Bu savaş Ukrayna'ya karşı değil, tüm Batı dünyasına karşıdır. Umarım bu savaşın dünya üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu farkına varabiliriz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gıda güvenliği konulu bir özel oturum yapıldı. Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da birçok ülkede ciddi açlık sorunları var. 300 milyona yakın kişinin etkilendiği belirtildi. Vaziyet buyken, bölgesel bir lider olan Türkiye'nin kesinlikle desteğine ihtiyacımız var. Ukrayna limanları üzerindeki abluka kaldırılmalı. Türk donanması bu hususta Ukrayna tohumlarını ve buğdayını aç insanlara taşıyan ticari gemilere eşlik edebilir. Açlık krizini kesinlikle Putin yaratmıştır. Bir de göç krizi yaratacaktır. Çünkü açlık olan ülkede yaşayanlar Avrupa'ya gitmeye çalışacak. Ailelerini böyle kurtarmaya çalışacaklar. Bu yüzden Putin'in istediği senaryonun gerçekleşmesine izin vermemeliyiz. Dünyayı kurtarmalıyız. Çünkü Rusya'nın Ukrayna Savaşı artık küresel bir boyut aldı. Üçüncü Dünya Savaşı'na evrilmeye başlıyor. Bir olmalı ve dünyanın geleceğini ve güvenliğini teminat altına almalıyız. We know that there is a lot of diplomatic pressure on Russia when it comes Ukrayna limanları üzerindeki ablukanın kalkması konusunda Rusya üzerinde ciddi bir diplomatik baskı olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki bu baskı işe yarar mı, yaramaz mı bilemiyoruz. Bu limanlardan söz açılmışken size Mariupol'deki durumu sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi Azak taburunun kalan askerleri teslim oldu. Ruslara kaç asker teslim oldu biliyor musunuz? Rusya onları hangi şartlar altında aldı? Bir esir değişimi olacağı söyleniyor. Rusya bu askerlerin güvenliğini garanti etti mi? Ettiyse bile Rusya'ya güvenebilir misiniz? Soldiers' safety, and if so, can you trust them? I know the number of soldiers.
Rusya'nın esir aldığı asker sayısını biliyorum ama sizinle paylaşamam. Bu Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın mesuliyetidir. Biz omuz omuzayız. Bu onun sorumluluğu. Şu anda Cumhurbaşkanı olmak hiç de kolay değil. Ama binden fazla olduğunu söyleyebilirim. Şunu söylemek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna askerleri üzerinde hukuki ya da yargısal saldırı düzenlemek için hiçbir yetkisi yoktur. Rusya toprağımıza girdi. Sivilleri öldürdü. Ukrayna askerleri kendi şehirlerini, kendi topraklarını, haklarını korudular. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinden minnettarız. Kendisi Ukraynalı askerleri savaş bitimine kadar Türkiye'de tutmayı teklif etti. Barbar Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini reddetti. Bu kabul edilemez. Birçok sivil öldürüldü. Buça'dan sonra yeni bir Mariupol felaketimiz var. Binlerce Ukraynalı sivil öldürüldü. Bugün Luhansk'taki Rubijne'de aynı şey söz konusu. Birçok bölgede Ruslar tarafından on binlerce Ukraynalı sivil öldürüldü. Bu yüzden dünya liderleri harekete geçmeli. Rusya'nın ihracatını bitirmeliyiz. Çünkü satılan her petrol, doğalgaz, kömür vesaireden kazanılan para, Ukrayna şehirlerine düşen bombaları finanse etmeye gidiyor. Sivilleri öldüren seyir füzelerini finanse ediyor. Herkes şunu anlamalı. Rusya'yı şimdi durdurmazsak, savaş her ülkenin kapısını çalacak. Bu yüzden birlik içinde ve etkili hareket etmeliyiz. Dünya liderlerine çağrı yaptınız ancak bazı liderler hala Başkan Putin'in rezil olmaması adına kendisine bir çıkış yolu verilmesi gerektiğini savunuyor. Sizce Ukrayna Putin'le müzakere edebilmek için taviz vermeli mi? Ukraine should compromise in order to get Putin to negotiate? Yes. The compromise is three things. Evet, üç konuda taviz verilebilir. Ateşkes, Rus askerlerinin tamamen çekilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve sivil mağdurların kurtarılması. Başka taviz olmaz. Bu Putin'in son şansı. Yoksa bırakın rezil olmayı, canından olacak. Eğer bu olmazsa Putin küresel krizin iyice dibini görecek. Buradan da çıkış yok. Benim önerdiğim yol çok net. Küresel Putinsizleştirme adını veriyorum buna. Küresel finanstan Putin'in cebine tek kuruş girmemeli. Küresel ticaretten tamamen men edilmeli. Rusya ile ticaret yapmamalıyız. Günün sonunda Rusya da Putinsizleştirilmeli. Çünkü eğer Putin şimdi dursa ve geri çekilse bile kimse birkaç yıl içinde başka bir savaş başlatmayacağının garantisini veremez. Bu yüzden tek yöntem dünyayı Putinsizleştirmek. Bu kavramı iyi öğrenin. Başka alternatifimiz yok. Deputinization of the global trend. I want to ask you about Sweden and Finland's NATO membership. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunu da size sormak istiyorum. İki ülke resmen üyelik başvurusunu yaptı. Ancak Türkiye ve Hırvatistan endişeleri giderilmediği sürece adaylıklarını veto edeceklerini dile getirdi. Uluslararası basında bu olay Ukrayna'nın işgalini gölgede bıraktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce odak tekrar Ukrayna'ya dönmeli mi? In the international media, it grabbed all the attention. First of all, I want to congratulate. Öncelikle Ukrayna'nın ve benim dostlarım Finlandiya ve İsveç'i tebrik ediyorum. Sonunda sözde tarafsızlıktan vazgeçtiler. Putin dünyada tarafsızlığa yer kalmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Dünyada bölgesel ya da küresel güvenliği sağlamak için NATO'dan başka bir mekanizma bulunmuyor. Size şunu hatırlatmak istiyorum. Biz dünyanın en büyük 3. nükleer cephaneliğinden vazgeçerken güvenlik garantisi olarak Budapeşte memorandumunu aldık. Bu hiçbir işe yaramadı. Bence şu an bu yaz yapılacak Madrid zirvesinde 3 ülkenin ittifaka üyelik süreci başlasa müthiş olur. Yani İsveç, Finlandiya ve Ukrayna. Ukrayna NATO'nun doğu kanadında ne kadar değerli bir müttefik olabileceğini kanıtladı. Burada küresel güvenlik için mücadele veriyoruz. Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da ve dünya çapında güvenlik sağlanması için savaşıyoruz. Ukrayna'nın büyük dostu ve bölgesel lider Recep Tayyip Erdoğan da bunu biliyor. Ukrayna'nın Türkiye'nin çıkarlarının da bulunduğu Karadeniz'in güvenliğine nasıl katkı vereceğinin kapasitesinin farkında. Umarım İsveç, Ukrayna ve Finlandiya'nın adaylığı konusunda bir tavize varılır ve bu mesele yakın gelecekte çözülür. Hepimiz bu durumu yakından takip ediyoruz. Bir sorum daha var vaktiniz varsa. Tabii ki. Tam olarak şu anda güvenlik ekibim Rus füzeleri sebebiyle hava saldırısı uyarısı geldiğini söylüyor. Ama burada kalacağım. Çünkü çoktan Rus füzeleriyle ve bombardımanıyla nasıl yaşayacağımızı öğrendik. Umarım bir an evvel saldırı sirenleri duymadığınız günleri de görürüz. Son sorum şu, hala bu anlamsız kıyımı sürdüren Rus askerleri ve liderlerine bir mesajınız var mı? Çünkü biz burada konuşurken onlar hala yerleşim yerlerini ve sivilleri vuruyor. Öncelikle derhal silahlarınızı bırakın, gidip Ukrayna yetkililerine teslim olun. Bu hayatınızı kurtarmanın en iyi yoludur. İkinci olarak,
Ukraynalıları sakın öldürmeyin. Yoksa hesabını verirsiniz. 3. Rus ordusuna yazılmayın. Ukrayna'ya gelip Ukraynalıları öldürmeye çalışırken hayatınızı kaybetmektense hapse girmek daha iyidir. Çünkü çoktan 29 bin Rus askeri sonsuza kadar Ukrayna'da kalacak. 4700'den fazla tank ve zırhlı araç yok edildi. 400'e yakın jet ve helikopter bir daha kalkamayacak. Ama dünyada bizim kadar barış isteyen başka bir ulus bulamazsınız. Bunu bitirmek için Putin'in tek yapması gereken ateş etmeyi durdurmak. Çünkü Ukrayna ateş etmeyi keserse o zaman Ukrayna diye bir yer kalmaz. Burada Ukrayna'ya yönelik küresel desteği de takdir ediyorum. Çok güçlü bir silah desteği var. Ukrayna'daki en yaygın lakaplardan biri ne oldu biliyor musunuz? Bayraktar. Bu da güvenilir ortağımız Türkiye'nin bize verdiği desteğin oynadığı rolün önemini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da yaptığımız çok önemli bir müzakere sonucu ilk bayrakları satın almış olmakla da gurur duyuyorum. Gerçek dostlar böyle günlerde belli olur. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz. Kırım ya da Donbas Rusya'nın olamaz. Rusya'ya çağrım şu. Lütfen deli Putin'in suç teşkil eden emirlerini uygulamayın. O zaman her şey yoluna girer. Stop shooting. It would be no Ukraine. Thank you for being here. If you would like to add anything, please feel free to do so. Thank you. Stay safe.